Merhaba arkadaşlar. Ben Kahyoğlu. Ben Furkan Kahyoğlu. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir ortamda, yepyeni bir tatla karşınızdayız. Evet, 50 gramlık Rosanna'dan arkadaşlar. Ruby'yi inceleyeceğiz. Bakalım nasılmış. İçeriği kivi ve çilekmiş. Evet. Şimdi tadıp açalım, bakacağız sandım nasıl olduğuna. Arkadaşlar konfliyle kullanıyorum. 4 delikli. İçine Messan'dan almış olduğumuz süngeci kullanacağız. Burasını yırttım. Ha, sigara paketi gibi. Tamam. Evet. Zaten bir esprisi yok çok paketini. Geçen sene çok kullanıyorduk bu aromadan. Gerçekten güzel bir aroma. Güzel kokuyor arkadaşlar. Yani açık havada olmamıza rağmen mis gibi kokuyor şu an. Gayet güzel kokuyor. Bugün size farklı bir ortamda çekim yapmak istedik. Birazdan size nerede olduğumuzdan, neler yaptığımızdan da bahsedeceğiz kısaca sohbet ederken. Evet. Umarım arkadaşlar sesimiz güzel, net gelir. Evet. Yani o konuda biraz endişeliyiz. Evde bile heyecanlı geliyordu çünkü. Şimdi hunharca bir dalga sesiyle. Evet, dalga sesi var arkadaşlar. Bir arada çift yapmayacağız. Evet. Bu tamam. Közleri getiriyoruz arkadaşlar. Tadım testine başlıyoruz. Evet arkadaşlar, tadımız da hazır. Şimdi tadım testimize başlıyoruz. Evet, benim bu geçen seneden bildiğim bir tat arkadaşlar. Geçen sene Bağdat Caddesi'nde bir dükkanda çalışırken orada bayağı fazla kullanıyorduk. Özellikle Adalya ile çok güzel karışımlar çıkabiliyor. Tam yaz için çok uygun. Ferah ferah bir tat. Sana daha önceden, geçen sene içirmiştim. Evet. Belki hatırlarsın. Bakalım çekelim. Kokusu da güzel geliyor. Yani o paket açtığımızdaki kokusuyla şu anki kokusu benzer vaziyette. Tadını ben çok hatırlamıyorum. Şimdi içince muhtemelen anımsayacağım. Böyle tam yaz meyvesi gibi kokuyor şu anda. Evet, kesinlikle öyle. Tam ortamındaymışsın aslında. Şimdi bunun içeriğinde Rosanna'da şöyle bir şey var. Aynı zamanda bandrolü bir ürün. Buradaki gördüğün gibi. Yani satışı yasal. Hı hı. İçerisinde çilek gibi var ama aynı zamanda da mentol de var olması gerekiyor. Çünkü ferahlatıcı bir etkisi de mevcut. Geçen sene de işte Adalya ile o yüzden çok güzel uyum sağlıyor. Buna bakalım. Duman kokusu güzeldi. Hadi hadi hoca hadi. Art. Art. Otur oğlum oraya. Otur. Otur. Nasıl? Kivi çok yoğun. Ama çilek tatlı bir çilek tadı o. Çileği de biliyorum. Evet, yani öyle kötü bir çilek değil yani. Güzel, evet. Evet. Kötü bir ağır, kötü bir çilek değil. Böyle şey anımsatma, çilek bir çilek yani milkshake tarzında bir tat belki olabilir. Yani benimkini değil. Şu an sanki hafif onu aldım. Ben de sevmem hiç ama nedense onun tadını anımsatım yani. Ama gerçekten ferahlatıcı bir etkisi var, var yani. Evet. İçeriğinde bak biz mentol gözükmüyordu ama belki evet, mentol gözükmüyor. Vardır ya da buz belki. Yani mentolün hafif tadı geliyor bana. Bir farklı bir tadı o. Haneden biraz daha farklı oluyor. Ama birkaç tane yerde ya geçen sene de baktığımızda da hani kivi, çilek artı mentol buz kimse söylememişti alırken de dahil. Ama öyle bir etkisi var. Gayet güzel bir ürün. Evet. Ben çok severek içiyordum. Yarım kilo kadar bitirmiştim arkadaşlar. Bunu sırf size hani tanıtmak için 50 gramlık aldım. Bence gayet keyifli olmuş tadı. Ben beğendim ya. Özlemişim de ayrıca hatırladım da yani geçen yıl içtiğimizi. Evet. Özlemişim de. Şu yaz mevsimi için gerçekten harika bir ürün. Ferah ferah içebiliyorsun. Bir evet, sürü şeyle yan ürün olarak da kullanılabilir. Bu da ana ürün olup işte herhangi bir başka bir ürünü yanında kullanabilirsin. Gerçekten çok güzel, yetiştiriyor. Tadı da güzel, mentol oranı da güzel. Ama bunu folyo ile yaptığınız zaman arkadaşlar, alttan delikliyse eğer, mentol biraz fazla ortaya çıkıyor Adalya'daki gibi.
Hani ben Lotus'la yaptım gördüğünüz gibi ve çok hani değdirmiyorum. Topçukları hiç değmiyor. O yüzden sadece ısıya dayalı alıyorum. Eğer bu şekilde poydolu olsaydı, üstüne sepet ya da elek koysaydık bu mentil oranı çok daha fazla artacaktı. Bu arada biraz nerede olduğumuzdan bahsedelim istersen aşkım. Biz bu çekimi şu an size Muğla Fethiye'den yapıyoruz. Çalış plajındayız arkadaşlar. Burada ufak bir tatile çıktık. Kamp tatili. Bizim için çok evet, farklı. Özellikle Furkan'ın için çok farklı. Ben daha önce ailemle deneyimlemiştim ama Furkan'a ilk kez böyle bir tat yarattık. Evet. Ben hiç daha önce kamp tatili yapmadım. Gayet de beğendi bence. Çünkü evet. Şimdiden seneye dön geldik acaba. Evet. Daha bir çadır mı affet acaba diye araştırmalara başladı. Gerçekten keyifli arkadaşlar. Bulunduğumuz yer de çok güzel. Aile ortamı. Böyle dağda falan da değil. Plaja böyle. 0 olarak geçiyor. İşte 20 adımda şu an hemen çadırımıza geçebiliyoruz. Çok keyifli, çok güzel. Olanakları var. Evet, Zircon Camping evet, diye bir yer burası. Zircon Beach Camping olması lazım. Aynı zamanda işte elektriği, buzdolabı, cartı, jurtu, her aklınıza şey ne geliyorsa var. Biz açıkçası bu kadar şey dolu dolu beklemiyorduk yani her şeyi kolayca erişebileceğimizi. O yüzden de böyle bayağı amatör geldik. Zaten dışarıdan yemek zorunda kalacağız falan filan diye. Hiç ekipman getirmedik ama buradaki insanlar dövmeniz lazım. Ocaklar, işte şemsiye bile getiren var. Kettle, her şey var. Yani çok rahat kamp yapılabilecek bir alanmış. Ama zaten buradaki pek çok kamp yeri böyleymiş. İşte buzdolabını ortak kullanıma açıyorlar. Kişi yazar da ayırabiliyorlar. Çamaşır makinesi de var arkada. Aynen. Çamaşır makinesi var. Elektrik her türlü. Çift prizde elektrik uzatıyorlar çadırımıza kadar bu. Gayet güzel. Yani böyle doğa kamp sevenler için bence yazın kamp tatili çok keyifli. Evet, özellikle hani sahil kampı güzel. Evet. Ama hani orman içinde burası uygun değil. Çünkü başka yerler var arkadaşlar orman için. Burası tamamen yani işte denize girecek, plajda güneşlenecek insanlar için uygun bir kamp alanı. Biz de öyle bir tatil istiyoruz. Azıcık denize girelim tarzı. Hem artı da denize tatlılamak için. Artı da yüzmeyi öğrenmiş olduk. Evet, ilk defa. Yüzdü o da. O yüzden buraya gelmişken de zaten hangi takımımız tabii ki de yanımızdaydı. Hem de iki tane. Bugün de son günümüz arkadaşlar. Yarın sabah tekrardan yola çıkacağız. Dedik ki neden arkadaşlar burada da böyle bir ortamdan bir çekim yapmayalım. O yüzden bugün bu Rozanlar'ı bir sizinle tatmak istedik. Evet, onun için yanıma almıştım. Bu arada arkadaşlar yaklaşık bir 2-2,5 saatten yağmur yağdı. Bizim normalde şu an saat kaç? 5.30-6 falan mıdır? Şu an 8 olmasına rağmen harika hava. Yani saat 8 olmasına rağmen dediğim gibi gerçekten çok güzel hava. 2 saat, 2,5 saat size çekim yapmak için bekledik. En son yağmur kiselemeye başlayınca ben gözleri yakmaya başladım. Şansımıza da duruldu. Yoksa başka bir yerde. Şu an güneş falan açtı. Başka bir yerde çekim yapacak. Çok güzel oldu burası olması. Zaten şey böyle. Furkan diyor ki boşver ya diyor. Yağmurda da olsa çekelim. Artık o noktaya getirmiştik. Yağsa da çekeceğiz kapşonlarla falan. Arkada o yüzden ceketler falan duruyor. Evet. Ama neyse ki tam böyle gözler yandı. Ve güneş çıktı. Şanslı günümüzdeymiş. Evet, şanslı. Söz ne düşünüyorsun? Ben çok beğendim gerçekten. Evet. Gerçekten güzel. Gerçekten. Gibi. Tam böyle yapmadım. Evet. Aroma olarak gerçekten güzel. Ve çileyi de alıyorsun. Aynen, ben de onu diyecektim. Tam olarak tatlarını alıyorum. Evet, biraz önce dediğim gibi eğer folyo ile yapılsaydı çok fazla mentol basacaktı ve silik kalacaktı. Daha önceden içmiştik biliyorum. Bu şekilde hem alttan delikli lüleyle de gerçekten harika bir performans sağlıyor. Rus takımı kullanıyoruz arkadaşlar, Nagrani. Bir de yanımıza Metsan takımını getirmiştik. Geceleri burada yapıyoruz. Herkes serbestliğini yapabiliyor burada. Hem de çok rahat bir şekilde arkadaşlıklar falan da kurulabiliyor. Evet. Burada gerçekten şehirden uzaklaşmak, bu pandemiden biraz uzaklaşmak güzel bir tercih oldu. Evet. Bize de iyi geldi. Herkese nasip olur inşallah. Ben çok beğendim. Benim için şu an onun üstünden serbest olur yani. Hani içindeki tatları tamamen alıyorum. Evet. Bence rüzgar olmasına rağmen duman yoğunluğu gayet güzel. Gayet güzel arkadaşlar. Eğer denemeyen varsa Rozan'la Ruby'yi kesinlikle denesin. Böyle hani Adalya Turebi markalar arayan varsa, böyle ben mentol seviyorum aynı zamanda da işte meyve tatları da gelsin diyen varsa Ruby gerçekten harika. Kesinlikle deneyin. Yaptığınız setup biraz önemli olabiliyor. Dediğim gibi mentol oranı fazlalaşabiliyor. Lotus'u da kullanın. Değdirmeyin. Yaklaşık bir 7-8 dakika bekleyin. 10 numara bir aroma oluyor. Çok güzel oldu gerçekten.
tam da yansıdı. Biraz benzetmemiz gerekirse işte ben milkshake dediği gibi ya da işte çilek gibi bir tat aldım ben. Daha böyle aslında krem şanti gibi. Çilekli krem şantiye de benziyor. Ya şöyle söyleyeyim sana şimdi çilekli milkshake ya da sütlü milkshake tarzında pardon sütlü çilek aromaları var. İçtiğim için alakası yok. Öyle mi? Evet, alakası yok. O zaman değil yani. Evet, alakası yok. Alakası yok. Tatı gelmeden onu düşünün. Ben neden böyle burada ona benzetiyorum? Yumuşak bir içimi olduğu için evet. Bende o hissi yaratıyor. Çünkü çekerken bastım, verirken de o yumuşak çilek gidiyor. Evet. Ağzımda çok yumuşak bir tat kaldı. Evet. Böyle krem şanti kadar böyle yumuşak bir his bıraktığı için öyle dedim aslında. Yanlış şey yaptım. Hayır, hayır, o zaman da damak zevk. Yani şimdi biz kivi baskın, çilek yumuşak geliyor dedik. Bir dostumuz der ki ben hiç kivi almadım. Evet, ya bu doğru. Tamamen damak tadıyla alakalı. Aynen. Bir de senin dediğin ki setup da çok önemli. O da çok önemli. Şimdi normalde ben aslında alpaka lüleği yapacaktım. Yani folyoya elek yapacaktım arkadaşlar. En azından dedim yağmur yağarsa lotusun kapağını kapatırım. Yani tamamen ıslanacağına bir damla girer. En azından o şekilde çekimi gerçekleştiririz diye bu şekilde yaptım. İyi ki de böyle yaptım. Yani sen o zaman sana çok mentol gelecek. Yoksa ben içebiliyorum, hiç sıkıntı yok. Sana çok mentol gelecek ve tadı çok anlayamayacaksın. Hmm. Yani bu doğru tercih oldu. Güzel oldu. Senin için 10 üstünden kaç? Bu benim için 10 üstünden 9.5'luk her zaman geldi. Gerçekten 10 üstünden 9.5'luk. Rozan'la güzel bir yolda. Güzel bir masa. İzmir olması lazım, öyle biliyorum. Güzel ürünler çıkartıyor. Yurt dışında da aynı zamanda satışı var. Hı. Nadalya gibi, şerbetli markası gibi. Kudurukluğa başladı artık. Duman yoğunluğu şu an eskiği için. Evet, çok, hemen gidiyor. Evet, hemen gidiyor. Çok yoğun gözükmüyor aslında ki duman yoğunluğu da güzel. Her şey yerinde. Bence de gayet güzel. Yani meyve tatlar seven için. Evet, gerçekten. Deneyin arkadaşlar. Marka, hani mentollü olduğu için de eğer folyo kullanırsanız 1,5 saate kadar içebilirsiniz. Tabi o biraz da kullandığınız kömürle alakalı, doldurumla alakalı, lüleyle, takımınızla ve çekiminizle de alakalı. Ama ben böyle körük yiyerek içtiğim için 1 saat 10 dakika falan civarında çok rahat içebiliyorum. Mentollü aromalar çünkü şöyle bir şey var. Tat kaybolsa da mentolden ötürü psikolojik man o tat devam ediyor. Hı, evet. Daha önceden ben bunu bir büyük ihtimalle yarışmanızda ya da başka bir tadım testinde söylemiştim. Adalya ile alakalı belki bir karışımda söylemiş olabilirim. Öyle bir durumu var. Gayet güzel. Kapanışsan de biz nargilemize devam edelim. Umarım keyifli bir video olmuştur arkadaşlar. Bizim için farklı bir ortamda sizlere böyle bir sunum yapmak hoş oldu. Evet, çok güzel oldu. Beğendiyseniz beğenilerinizi, yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız hemen bir abone ol tuşlarsanız ufak bir katkıda bulunmuş olursunuz. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.